Merhaba arkadaşlar. Ben Rusça öğretmeniniz Mustafa Sözlü. Bugün 3. dersimizin 5. bölümünü işleyeceğiz. Adin dva tri. Tarvi futaroy treti. 3. Treti urok. 3. ders. Mümkün olduğu kadar derslerimizde Daroga v Rasyu kitabını takip ediyoruz. Bugün iyilik zamirleri, karşılıklı konuşmalar ve alıştırmalarla dersimizi devam ettireceğiz. İyilik zamirlerini kısaca şöyle bir tekrar edelim. Sorusu neydi arkadaşlar? Erkek bir şeyin kime ait olduğunu sorarken şey, şey eta bilet, dişi için çiya eta sumka, tarafsız için Çiyo eta fota, çoğul için çi eta kniigi. Eğer benim, senin, sizin, bizim diyorsak sahip olunan şeyin cinsiyeti önemliydi. Ona göre çekeceğiz. Erkek için moy, tvoy, naş, vaş. Dişi için maya, tvaya, naşa, vaşa. Tarafsız için mayo, tvayo, naşe, vaşe, çoğul için mai, tvai, naşi, kniigi. Düzeltiyorum. Naşi, vaşi. Eğer onun diyeceksek bu şey için, o zaman sahip olanın cinsiyeti önemliydi. Erkek bir kişiye veya bir şeye aitse, yivo. Yivo bilet, yivo sumka, yivo fota, yivo kniigi. Burada artık o nesnenin ya da kişinin cinsiyeti önemli değil. Sahip olunanın cinsiyeti önemli değil. Eğer dişi birisine ya da bir şeye aitse, yiyo bilet, yiyo sumka, yiyo fota, yiyo kniigi diyorduk. Eğer birden fazla kişiye ya da şeye aitse, o söz konusu olan şey, ih bilet, İh sumka, ih vota, ih kniigi. Çoğul içinde ih kullanıyorduk. Geçen ders detaylı olarak üzerinde durmuş. Eta. Eta pasport. O'yu ö olarak okudum. Eta pasport. Çey eta pasport. Eta moy pasport. Pasport çoğulu istisnaydı. Sonuna a alıyordu. Pasporta. Pasaport. Çıta eta. Eta visa. Çiya eta visa. Eta maya visa. Visa çoğulu vizı, vize belgesi. Çıta eta. Eta fota. Çiyo eta fota. Eta mayo fota. Yansıyı, videoyu durdurun ve konuşun. Şito eta, eta dokumentı. Çi eta dokumentı, eta mai dokumentı. Dokument, çoğulu dokumentı. Evrak, evraklar. Döküman, dökümanlar. Belge, belgeler diye çevirebilirsiniz. İzvinite, eta vaş çimidan. Da moy asumka niyet ne maya. Bir sonrakini de okuyorum. Rastite eta vaşi veşi niyet ninaşi açi eta ih veşi. Kırmızıyla çevirdiğim iki tane ifade var. İzvinite ve prastite. İkisini de affedersiniz diye çevirmek mümkün. İzvinite daha çok özür anlamında. Affedersiniz. Prastiti daha çok rica anlamında affedersiniz. Ama ikisini de Türkçe'ye söylediğim gibi affedersiniz olarak çevirip anlayabiliriz. Başka bir veş var. Veş, şey, eşya veya şeyler, eşyalar. Veş, veşi. Veş, veşi. İzvinite eta vaşçımadan. Affedersiniz bu sizin bavulunuz mu? Büyük çanta, bavul. Da moy. Evet benim. Asumka. Ya çanta. Kadın çantası.
peki, çanta. Demek ki buradaki a'yı ya, peki gibi bir ünlem gibi düşünebiliriz. Asumka ya çanta, niyet ne maya. Hayır, benim değil. Prastite eta vaşi veşi. Affedersiniz, bunlar sizin eşyalarınız mı? Bakın çoğul olunca etayı bunlar diye anladım. Niyet ne naşi. Hayır, bizim değil, bizim değiller. Açi, pekala kimin? Eta ih ve eşi. Bunlar onların eşyaları. Evet, yine durdurun videoyu. Tekrar konuşmaya, çevirmeye çalışın. Yanlış olduğunda tekrar başa dönün, tekrar okuyun. Ne zamana kadar? Ta ki hatasız konuşana kadar. Dobri den. Dobri den. İyi günler. Biz Türkçe'de iyi günleri hem karşılaştığımızda hem de ayrılırken kullanıyoruz. Dobri den, iyi günler. Ruslar bunu sadece karşılaşmada kullanıyorlar. Eğer siz bir Rus'a ayrılırken dobri den derseniz büyük ihtimal şaşıracaktır. Hem gidiyor hem neden iyi günler diyor diye. Çünkü bu bir selamlaşma. Karşılaştığınızda selam verme ifadesi. İyi günler. Dobri den. Здравствуйте. Merhaba. Здравствуйте. Eğer bir kişiye sizden büyükse, kadınsa, kibarlık olsun yani diye merhaba diyorsak Здравствуйте dememiz gerekir. Ya da birden fazla kişi varsa ortamda yine Здравствуйте diye söyleriz. Ama samimi olduğumuz bir kişi, yakın arkadaşımız, sen diye ifade edebildiğimiz bir kişiye Здравствуй deriz. Yani şu sondaki T'yi söylemeyiz. Здравствуй. İkinci husus, bakın okurken şuradaki V'yi hiç okumuyorum, hiç telaffuz etmiyorum. Onu atlıyoruz. Yazımda var ama ifadede, söylemde, konuşurken yok. Здравствуйте. Merhaba. Добро пожаловать. Hoş geldiniz. Добро пожаловать. Hoş geldiniz. Вы наш клиент. Siz bizim müşterimiz misiniz? Да. Вот мой паспорт и мой ваучер. İşte benim pasaportum ve voucher'ım. O için haraşo. Çok güzel, çok iyi. Vy Leonid Lapin. Siz Leonid Lapin misiniz? Ne Lapin? A Larin. Lapin değil, Larin. A üzerinde duracağız bu derste. İzinite, gaspadin Larin. Özür dilerim. Gaspadin Larin. Gaspadin, sayın, beyefendi diyebiliriz, çevirebiliriz. Günümüz modern Rusça'da, çağdaş Rusça'da pek kullanılan bir ifade değil. Gaspadin, sayın, bay, çoğulu gaspada, baylar. Veya gaspaja, yine sayın, kadın için, gaspajı, hanımefendiler diye çevirebiliriz. Bayanlar, kadınlar. Klient, klientı, müşteri, müşteriler. Voucher, voucheri. Voucher, voucherlar diye Türkçe'de de aslında voucher diye kullanıyoruz. Gaspadayı bir yerde daha kullanıyoruz aklımdayken söyleyeyim. Damı i gaspada. Hanımefendiler ve beyefendiler, baylar ve bayanlar. Ruslar önce bayanları söylüyor, bayanlar ve baylar ifadesini de topluluğa hitap ederken de kullanılıyor. Damı i gaspada. Dam, bildiğimiz o damsız girilmezdeki dam. Damı i gaspada. Evet, yine durdurun ve çalışın ta ki hatasız yapana kadar. Здравствуйте. Вы наш гости. Merhaba, siz bizim konuğumuz musunuz? Konuklarımız mısınız? Вы наш гости. Да, я Андрей Сомов. Evet, ben Андрей Сомов. А это моя семья. Bunlar ise benim ailem. Bunlar ise ya da bu ise benim ailem. Gdzie ваши документы? Gdzie, nerede? Nerede, gdzie? Ye olarak gde demiyorum bakın. Gdzie, gdzie ваши документы? Sizin evraklarınız, belgeleriniz nerede? Вот, işte, пожалуйста, buyurun. Наши документы. Dokümanlarımız, belgelerimiz. Наши паспорта и наши ваучеры. Bizim pasaportlarımız ve ваучерларımız. Гост, гост. Konuk, misafir. Gosti, çoğul. Simya,
aile, semi, sem-i de yi gibi semi aileler. Evet, durdurun, çalışın. Evet, bir konuya daha gelelim. Önemli bir konu. Daha önce görmüştük. Bir kişinin ismini sorarken Kakvazavut diye öğrenmiştik. Kakvazavut isminiz nedir? Minya Zavut Mustafa. Benim ismim Mustafa'dır. Bu normal günlük konuşmada kullanılan kalıp. Ancak resmi ortamlarda, bir karakolda, bir pasaport kontrolde büyük ihtimal bu şekilde sormayacaktır. Çünkü aramızda bir samimiyet yok aslında. Demek ki resmi ortamlarda farklı bir kullanım var. Hemen bakalım. Önce şöyle bakalım. Ruslar üç tane isim kullanıyor. Üç isim derken adı, soyadı ve baba adını kullanıyorlar. İmya isim, otçество babadan gelen kısmı, baba ismi, familia soy isim. Demek ki familia aile değil. Familia soyadı, soy ismi. İmya, otçество, familia. İşte pasaport kontrole gittiğimizde örneğin şöyle diyecektir büyük ihtimal memur. Kak vaşe imya. Kak vaşe imya. İmya tarafsız. Dolayısıyla vaşe tarafsız çekilmiş ve nasıl? Kak vaşe imya. Sizin isminiz nasıl? Nasıl bir isminiz var? Kak vaşe imya. Veya eğer Rus asıllı olsaydık, yani üç isimle ifade ediliyor olsaydık, kak vaşe otçistva. Sizin baba adınız nedir? Kak vaşe otçistva. Soyadımızı soracak muhtemelen. Kak vaşa familia. Familia dişi, soyadı. Dolayısıyla vaşa. İmya tarafsız, vaşe. Kak vaşa familia. Bir Rus için şöyledir ismi muhtemelen. Viktor Petrovich Chernov. Sondaki V'yi F okuyoruz. Viktor Petrovich Chernov. Aynı erkeğin eğer kız çocuğuysa Petrovich değil Petrovna olacaktır. Olga Petrovna Chernova. Vladimir Aleksandrovich Kuznetsov. Elena Aleksandrovna Kuznetsova. Nikolay Sergeyevich Moskvin. Marina Sergeyevna Moskvina. Alıştırma yapalım birkaç tane. Örneğimiz bu. Eta, vaş pasport. Bu sizin pasaportunuz mu? Da, moy. Eta, vaş pasport. Da, moy. Önce siz cevaplayın, ben biraz bekliyorum. Eta, vaşa viza. Da, maya. Eta, vaş diplom. Bu sizin diplomanız mı? Da, moy. Eta, vaşi fotografi. Bunlar sizin fotoğraflarınız mı? Fotoğraflarınız mı? Da, mai. Neden mai? Çünkü vaşi çoğul. Örnek. Eta, vaş telefon. Bu sizin telefonunuz mu? Niet. Eta, nin vaş telefon. Hayır, bu bizim telefonumuz değil. Eta vaşa firma. Niyet eta nin naşa firma. Eta vaş bank. Niyet eta nin naş bank. Eta vaş agent. Bu sizin ajansınız mı? Acentiniz mi? Niyet eta nin naş agent. Eta vaş sekreter. Niyet eta ninnaş sekreter. Baktığımızda kelimelere firma, firma. Bank, banki. Agent, agenti. Sekreter, sekretari. Bir tek sekreterde vurgu sona gitti. Diğerlerinde vurgular kendi yerinde kaldı çoğullarda. Hepsi de Türkçe'de de işte kullanılan kelimeler. Firma, banka, ajans, sekreter. Вот книга. İşte bir kitap. Açiyana. Peki o kimin?
Birisi görüyor. Vot kniga. İşte bir kitap. Açiyana. Peki o kimin? Hem kniga dişi olduğu için hem çiya dişi hem o anlamında ana dişi. Dikkat edin. Vot gazeta. Açiyana. Vot uçebnik. Açey on. Vot jurnal. Açey on. Vot pismo. Açio ano. Vot palto. Açio ano. Vot knigi. Açiyani. Vot titradi. Açiyani. Vot veşi. Açiyani. Sonuçu çoğul. Посмотрите, здесь паспорт. Bakın, burada bir pasaport var. Şu ikisini kalıp olarak henüz fiilleri bilmiyoruz ama bu kalıpları şimdiden ezberleyelim. Посмотрите. Bakın, bakınız. Здесь паспорт. Burada bir pasaport var. Bir diğer de soruyor. Вы не знаете? Biliyor musunuz? Чей это паспорт? Bu pasaport kimin? Biz Türkçe'de olumsuz pek kullanmayız. Bilmiyor musunuz? Ancak böyle laf söylemek için, kızmak için söylenir. Bilmiyor musun? Bilmiyor musunuz? Ruslar bunu daha çok, olumsuzunu daha çok kullanıyorlar. Yani birisine bir şey sorarken biliyor musunuz değil, daha çok bilmiyor musunuz diye soruyorlar. Ama biliyor musunuz diye de sorulabilir. Yani znaite de diyebiliriz. Ama Ruslara daha yakın konuşmak istiyorsak, vi znaite de kullanabiliriz. Bilmiyor musunuz, biliyor musunuz diye çeviriyoruz tabii ki. Vi ne znaite, çey eta pasport. Evet. Eta, kulüç. Bu bir anahtar. Siz ne diyeceksiniz? Biliyor musunuz bu anahtar kimin? Vi ne znaite, çey eta kulüç. Вот телефон. İşte bir telefon. Вы не знаете, чей это телефон? Это газета. Вы не знаете, чья это газета? Посмотрите, чек. Bakın bir hesap pusulası. Hesap fişi. Вы не знаете, чей это чек? Bu dersimizde yeni geçen kelimeler, bir sonrakinde de Türkçeleri var. Mümkün olduğu kadar ezberlemeye çalışırsanız, bundan sonraki derslerde, konuşmalarda size mutlaka fayda sağlayacaktır. Ders için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.